Bir saate çıkarım. Direkt okula gideriz. Odanıza kadar eşlik edeyim ben. Gerek yok. Talimat böyle. Buyur. Bak sen. İyi. Bu tarafta. Teşekkürler. Müsaadenizle. Hadi tamam. Gerdin beni. Dışarıda bekliyorum. Ayrıca okulunuzun yenilenmesinde bir katkım olduğu için gerçekten çok mutluyum. Öğretmeniniz bana ulaştığında ve okulunuzun eksiklerini söylediğinde hemen elimden ne geliyorsa yapmak istedim. Hemen hemen sizin yaşlarınızdayken buradan çok uzaklara gitmeyi seçtim. 5 ay önce kesin dönüş yapana kadar da o uzaklarda kaldım. Kim bilir? Belki sizin de kaçıp gitmek isteyeceğiniz başka yerler, okumak isteyeceğiniz başka okullar vardır. Gitmeyi de seçseniz, kalmayı da seçseniz, istediklerinize varabilmeniz için yepyeni bir çatınız olsun istedim. Yeni yarı yılda hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım bir yerlerde tekrar karşılaşırız. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Alayım ben. Yakınlarda bir fidanlık var mı? Var. İyi. Beni götürür müsün? Tabii. Arkamızdan gönderebilecek misiniz? Vallahi hanımefendi eleman yok. Mehmet abi hiç ağız yapma. Ver Mehmet'e kamyoneti, takılsın peşimize. Ne dersin, getirecek mi? Getirir getirir de. Asıl siz bu kadar fidanı neremize... Yani nereye dikeceğimizi düşündünüz mü? Düşündüm. Okulun bahçesine. Çok güzel oldu. Üşüdünüz mü? Tosunum, şu suyu getir bakayım. Şşt, maymunlar. Az laf çok iş. Öyle yok öyle. Maymunluk yapmasana ya. Sen ağlamazsın. Onunla ne yapacaksın? Okula götüreceğim. Annen öğretmene mi dedi? Niye götürüyorsun o zaman? Evde canı sıkılmasın diye. Çiçek, sen anlamazsın.
Maymunluk yapmasana ya. Anlat işte. Annem babama bu çiçekten daha uzun yaşamayacağım dedi. Bu çiçeği yaşatırsak annem değişebilir. Annem Leyla'da canı sıkılıyordu. Biz dersteyken bahçede durur, teneffüsteyken yanımızda olur. Olmaz mı? İnanırsak olur. Koy bakayım şunu. Dök bakalım. Dök, 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 dök. Dök. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam, çok sağ ol. Teşekkürler tatlım. Müdür bey, beni kırmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aman efendim, biz teşekkür ederiz. Sayenizde çok güzel oldu. O zaman görüşmek üzere gençler. İyi bakın kendinize. Bay bay. Hadi çocuklar içeri. Ha gayret. Bir yerden çıkaracaksın beni. Sizi değil de bu şovun nedenini çıkaramadım. Ondan. Şov? Annemin anısına. Ölüm yıl dönümü de bugün. Restoran bu tarafta. Bakmak ister misiniz? Ne enteresan bir yer. Nasıl başlamış peki burası? Şimdi zamanında Fransız bir turistle bizim Galip Usta arasında bir takım duygusal mevzular olmuş. Sonra klasik final evli evine, köylü köyüne durumu tabii. Yalnız daha ruhsuz anlatabilirsin bence. Yani ne diyeyim, saçını kesmiş vermiş hediye olsun diye. Ay hikayesi yayılıyor tabii. Şimdi mekanın reytingleri de zıplıyor. Mevzu aşk. Öyle gelen bir tutam, giden bir tutam derken kıl tüy burayı müzeye çeviriyorlar. Siz bana bakmayın, burası aslında mühim mekan yani. Bu rekorlar kitabına falan girmişti de var. Öyle mi? Tabii tabii. Dilek mi peki bunlar? Ya onlar dilek değil işte, bu saçını kesenler ne bileyim adını yazıyor, fotoğraf iliştiriyor. Numarasını yazan bile var. Siz de mi ya? Ya al. Dur, altlardan kes ki belli olmasın. Kesiyorum. Kes.
Dilek dilenmiyor yalnız. Dilek benim dileğim. Kime ne? Peki. Kuzgun geri dönsün. Gelmiyor musun? Geldim, geldim.